Bugün 28 Ağustos Cumartesi. Enerjim hiç yok. Sabah 4'te ishal ile uyandım. Öğleden sonra da işten izin aldım. Bütün eklemlerim ağrıyor. Bir prizden çekemedim yani. O kadar güçsüz kaldım. Evde biraz uyudum. Enerjim yerine geldi ama hala bütün eklemlerim ağrıyor. Ya bir insanın serçe parmağı, ayağındaki serçe parmağı eklemi ağrır mı ya? Öf. Ya çok terlediğim için tükettiğim su vücuttaki elektrolit dengesini bozdu. Ya da bir şekilde COVID kaptık birisinden. Yapabilirsem bir PCR testi vereceğim. Arkadaş durduğun yere bak ya. Mecburen alttan gidiyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi. Daha önce de yine burada sürüntü testi yaptırmıştım. İnşallah bir şey çıkmaz. Ya size nasıl anlatayım? Her tarafım ağrıyor ya. Bütün eklemler. Şey alalım. Niye tersten geliyor ya? Nasıl çıksın ya? Günaydın. Bugün 29 Ağustos 2021 Pazar. PCR testi gecenin sonuçlanmış. Allah şükür COVID yok. Aşırı terlemeye bağlı olarak mineral eksikliği sebebiyle ishal oldum herhalde. O da bütün vücudu etkiledi. Biraz yoğurt yedim. Gece de bayağı terledim. Farkında olmadan. Yani bayağı bildiğiniz cimcırık su içindeydim sabah. Biraz daha iyiyim bugün. Hala biraz daha kırgınlık ama iyi hissediyor sayılırım düne göre. Şimdi bir tost yemeye gideceğim. Diyeceksiniz ki ne alaka? Canım çekti işte. Anıttepe'de bir tostçer olduğu bir yer var. Oraya gidiyorum.
Yarın da 30 Ağustos. Acaba kapanmış olur mu? Vallahi şimdiden bilemedim ama bakacağız. Orası Anıtkabir'in etrafı ya. Kapatıyorlar genelde bu tür resmi bayramlarda. Pazar günü olduğu için yollar biraz müsait en azından. Şu ön camı bir sileyim ya. Evet, böyle daha iyi. Çantalarında ne olduğuyla ilgili bir ara bir video çekerim. Yolda kalmamam için her şeyin olduğunu düşünüyorum. Ya bu Tosçu'ya açık mı diye aramak istedim. 851 hatta bağlandı. İşte şu şubemiz mi, bu şubemiz mi diye sordu. Ankara şubesini söyledim. Çalışma saatleri ve konum öğrenmek istiyorsanız şu tuşa basın diye ona bastım, bir mesaj geldi. Sabah 8:23 ama gün yazmıyor, devamlı sabah 8, akşam 11, gece 11 açık herhalde, anlaşılan öyle. Bakalım, göreceğiz. Yanlarının lifti bitmişti. Lift süper olmuş. Birebir denedim. Çok. Nerede burada? Tostçu yer bu. Bunu nereye park edeceğiz? Burası atıl bir yere dönüşmüş ya. Tüh, üzüldüm bak. Eskiden orada Maltepe pazarı vardı. Sonra bir alışveriş merkezine çevirdiler, yeraltı tarzı. Hiç girmedim gerçi ama.
biraz az kullanılan bir yerde. Çünkü konumu nedeniyle çok uygun bir yerde değil. Maltepe Camii'nin hemen yukarısındaydı. Şimdi tamamen harabeye dönmüş. Hadi canım. Radar mı varmış? Of 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 of. Kötü girdik hem de yani. Hem de çok kötü girdik. Çok kötü girdik. Hadi bakalım hayırlısı. Radarın yerini değiştirmişler ya. Dönecek yerimiz var mı? Yok. Şimdi plaka olmadığı için önde muhtemelen okuyamıyor ama kırmızı motosikletlerse işim bitik. Buradan dönüş var mı? Yapacak bir şey yok. Şurada bir tane enişte dönüş var ama ilerideki portu da görürüm muhtemelen. Diyeceğim ama polis de yok galiba. Yani şimdi şuradan dönsem kurtarırım gibi geliyor ama içime bir şüphe düştü. Ya da ben etkilenmeden geçip devam edebileceğim. Zaman gösterecek. Herhalde öyle gözüküyor. İşe bak ya. Acaba Haşim Oto'yu, bu ne ya, nasıl okuyorlar, Haşim Oto mu Haşim Oto mu? Şimdi bir de Japon arabası ya. Evet beyler bayanlar, benden bugün bu kadar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.